Şehit oğlu şehit, istememenden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bu yüce ruha, bu güzel insanların istikbaline, istiklaline, bağımsızlığına, yüceliğine, güzelliğine adanmış bir ömür. İslam'a, Kur'an'a, ezana, bayrağına, mukaddesatına adanmış bir ömür. İşte milletimiz sana en güzel şekilde ellerini açtı. Senin için yüce yaradanına dua ediyor. Sen gül diyordun, gül peygamberi diyordun. Sana güller atıyoruz. Senin mekanın cennet olsun. Değerli dava arkadaşlarım. Evet. Hiç yayındayım, yayına giriyorum şimdi. Başkanımız gönlümüzde buraya başbakan olarak gelmekte ama Allah onu şehit olarak huzurumuza getirdi. Mekanı inşallah cennettir, şehitlerin yoldaşıdır, yanıdır. Ama o başbakan olarak gelemedi. Fakat Türkiye'de siyasetin dibe vurduğu dönemde bile o hakka yürüyüşüyle milletimize seviye getirdi. O gönlümüze geldi. O Müslüman Türk aleminin gönlüne geldi. Allah onu cennetinde kabul etsin. Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Sayın Yalçın Topçu'yu arz ediyorum. Hoş geldin Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım, sonsuzluğun sahibine yapmış olduğunuz müracaat yukarıdan tartışmasız emri iradeyle binaen şu anda Vuslat kurultayınız toplanmış bulunmaktadır. Vuslat kurultayınıza Türk İslam aleminden ve ülkemizin dört bir yanından 1 milyon iyi insan katılmıştır. Siz hep derdiniz ya, çocuklarınızın süt parasını keserek gelmeyin. Yine dinlemediler sizi Sayın Genel Başkanım. 1 milyon iyi insan çocuklarının süt parasını keserek vuslat kurultayınıza geldiler. Sayın Genel Başkanım, şimdi onlara adınıza hoş geldiniz diyorum. Ve onlarla biraz sonra vuslat kurultayınızın gündemini paylaşacağım. Sayın Genel Başkanım, bundan evvel arz etmek istediğim bir şey daha var. Siz hep derdiniz ya, ülkemin birliği, devletin tekliği, milletin bağımsızlığı ve özgürlüğü. İşte Sayın Genel Başkanım, 1 milyon iyi adam şu anda o dediklerinizi gerçekleştirdi. Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda bir olanlar, Alparslan'ın ordusunda bir olanlar, Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Paşa ile bir olanlar, Sakarya'da Dumlu Pınar'da bir olanlar, şu anda huzurlarınızda, vuslatınızla beraber Sayın Genel Başkanım. Evet Genel Başkanım, şimdi gündeminizi arz ediyorum. Sevgiyle, bilgiyle, cesaretle, önce insan diyerek vatan denilecek, bayrak denilecek, ezan denilecek, yanımızda olduğunu bilerek
bütün dava arkadaşlarımızla birlikte bu gündeminizi canlarımız tenimizde olduğu müddetçe devam ettireceğiz, takip edeceğiz. Söz veriyoruz Sayın Genel Başkanım. Arz ederim. Rabbim büyüktür. Allah rahimdir. Baki olan Allah'tır. Hoşça kalın Sayın Genel Başkanım. Sizi Allah'a emanet ediyoruz. Ya Celal. O pankartlar, şeyler, resimleri. Şu resimleri. Biri gitti ya. Konuşan mı gitti? Bayıldı. Titreyip duruyordu. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp, mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum. Düşünüyorum sonsuzluğu, düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum sonsuzluğu, düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum sonsuzluğu, düşünüyorum.
sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak.